Buyurun. Başbakan Binali Yıldırım Moldova ziyaretleri kapsamında temaslarına devam ediyor. Burada Moldova-Türkiye İş Forumu'na katılan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin hedefinin 100. yılda kişi başı 25.000 dolardan fazla gelire sahip olmak olduğunu belirtti. Türkiye ekonomisinin geçmişten bugüne kadar değerlendirilmesi yapıldığı takdirde pek çok gelişen ülkeye ilham kaynağı veren bir başarı öyküsüyle doludur. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken 2023 yılında gayri safi yurt içi hasılamızı 2 trilyon dolara ulaştırmak ve kişi başı milli geliri de 25.000 doların üzerine çıkararak dünyanın sayılı ülkeler arasında yerimizi almayı hedefliyoruz. Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Başbakanı Pavel Filip ile Gökoğuz yerinin başkenti Komrat'a hareket etti. Mevkidaşlar Gökoğuz Yeri Başkanlık Komitesi önünde Gökoğuz Yeri Başkanı İrina Vlah ve soydaşlar tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Başbakan burada 4. Dünya Gökoğuz Kongresi'nde konuştu. Burası aynı dili, aynı kültürü paylaştığımız soydaşlarımızın yaşadığı yerdir. Başbakan Binali Yıldırım bizim için Kafkasya Ortadoğu neyse Moldova'da Gagauz'da odur dedi. Konuştuğumuz dil aynı, yaşam ve geleneklerimiz ortak. Hayat şiirlerimiz farklı sayfalara yazılmış olsa da nakaratlar hep aynı. Bu topraklar bizlere yabancı değil. Bizler de sizlere yabancı değiliz. Bizim için Kafkaslar, Balkanlar, Ortadoğu neyse Moldova'da, Gagavuzya'da aynıdır, candır, kardeştir, canandır. Yıldırım bölgeye gelen ilk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olduğunu hatırlatırken bölgenin Türkiye ile Moldova arasında bir köprü olduğunu ifade etti. Gagauzlu kardeşlerimiz Moldova ile Türkiye arasında bir köprü oluşturuyor. Bu köprü taştan, tuğladan değil, etten, kemikten ve yürekten oluşan bir köprüdür. Tabii Gagauz kardeşlerimizin varlığı Türkiye-Moldova ilişkilerine çok daha büyük anlam katıyor.